Buderus Logamax Plus GB022i adlı bu cihaza, petek ısıtıcıya kablosuz ısı denetiri takacağız. Bu ürün Kosa'nın V4 serisinden P4TR20 adlı ürünü. Bu ürün interneti olmayan mekanlar için tasarlanıp üretilmiş olup sadece pille çalışıyor, internete bağlanamıyor, uygulama üzerinden de yönetilemiyor. Kosa'nın hem pilli hem cereyanlı ürünlerini sağ üst köşedeki kartlardan izleyebilirsiniz. Şurada iki tane yıldız burmalı çivimiz var, onları söküyorum. Alttan kaldırıp yukarıya doğru itiyoruz. Şu tırnak onu tutuyor. Yukarıya kaldırıp öyle alıyoruz. İç aksamı. Şurada mandalı var. Bunu aşağıya basıp çekiyoruz. Burada sigorta var. Burası da harici bir bağlantı. Lakin biz kullanıcıları ilgilendirmiyor. Şunu da açarken şu tırnakları şöyle bastırıp yaptığınız zaman açabiliyorsunuz. Akıllı oda ısı denetirimizin, termostadımızın bağlantısını bu mavi bağlantı noktasına yapacağız. Burada da gördüğünüz gibi oda ısı denetiri, yani termostat işareti simgesi var. Ürünümüzün bağlantısını bu noktaya yapacağız. Bir önceki cihazlarda bu köprüler tel şeklinde, kablo şeklindeydi. Şimdi köprüyü çıkartalım. Bunu buraya tam oturduğundan da emin olun. Yani şöyle yaptıktan sonra şöyle geliyor mu diye bakın. Çünkü alttan boşa da gidebilir. Orayı göremiyoruz. Bunu ben şöyle alttan şuradan alıyorum. Şuradan. Şunu çıkarıyorum. Bu parçayı delip kabloyu bu parçanın içerisinden geçirmeniz daha sağlıklı olacaktır. Bunu herhangi bir uca yönsüz olarak takabilirsiniz. Evet, bunu buradan aldık. Her şeyi yine yerine oturttuğumuzdan emin olunuz efendim. Şimdi son olarak yine kapatmadan önce şöyle bir bakalım. Eksik bir şeyimiz var mı diye. Bu arada oradan aldığımız şey arkadaşlar şu. Bu köprü de ısı denetirimiz bozuldu. Bunsuz çalışmaz. Onun için onu çıkarıp tekrar bunu oraya takmanız gerekiyor ki kendi kendini çalıştırabilsin arkadaşlar. Cihazımız da bu arada su ayarlamasını yaptı. Şimdi cihazımızı açalım. Ateşledi. Şimdi buradan 19'un altına düşürelim. Kapansın. Evet, kapandı. Şimdi oda sıcaklığımızı bakalım. Yukarı çıkaralım. Evet, şu anda da alev durumuna geçti. Burada da çalıştığını söylüyor bize. Burada da aynı şekilde. ...21-19 yapalım. Kapandı. Evet, oradan da alev işareti gitti. İşlemimiz bitti. Şimdi cihazımızın kapağını takalım. Kosa T
TR20, TR21 ısı denetirin incelemesini ve tüm ayarlarını sağ üst köşedeki bilgi kartlarından seyredebilirsiniz. Su sıcaklığı da 40 derece uygundur arkadaşlar.